güzel sizin evleriniz nerede olur, nerede olur? Ekrem Karabaş, 1974 doğumlu. Kuşköy'de doğma büyüme. İlkokulu Kuşköy'de bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a göç ettim. Yani 88 yıllarında. 2000 yıllarından sonrasına köyüme tekrar geriye döndüm. 2000 yılında. Köyde hayvancılıkla uğraşırken bu muhtarlığa atandık. Muhtarlığı 2019 seçimlerinde muhtar olarak aday oldum ve seçimi kazandım. Şu anda da köyümde hizmet etmekteyim. Köyümüz 9 mahalle, 138 hane. 138 haneden ibaret 450 nüfusu var. Bizden köyden 700-750 civarında vardır İstanbul'da gurbette. Biz hayvancılığı büyük demesek de yani 80-100 baş büyük hayvan yapıyorum. Yani genelde yazları yaylada, merrada otlatıyoruz. Kışın besiye çekip İstanbul'a kurbanla getiriyoruz. İstanbul'da değerlendiriyoruz. Köyümüzde bir tane camimiz, bir adet camimiz, köy konağımız, şadırvanımız, lojmanımız, okulumuz çalışır faaliyette. Yani şu anda yani çalışır derken okul açık değil de yani kullanılabilir durumda. Kuz derken bizim dedelerimizin bize söylemesi aslında bir güney, bir kuzey gibi olduğundan, kuz olduğundan burası genelde sabah güneş biraz daha geç doğuyor. Yani buraya geç vuruyor. Bir de ayaz soğuk mesela karşı güney kısmı sıcakken burası soğuk oluyor. Yani buraya da kuz dedelerimiz demesi bu. Kuz olarak geçmiş yani köy olarak. Merkeze 30 kilometre. Zaten uzaklığında en son köyü, Devrekan'ın en son köyü. Bozkurt sınırlarından beraberiz zaten. Köyde bizde ürünler, arıcılık yapan vatandaşımız var bazı kişiler. Üretimi yani ancak kendine yeterli olur vatandaşın. Öyle al sat gibi yani pazara götüreyim satayım yok. Bence köyünü unutmasın. Yani eninde sonunda bu köye dönecek. Yani gurbette artık bu saatten sonra asgari ücrete falan geçinme şansı yok onun. Yani bu köye gelsin, ormana çıksın, iki kov mantar toplasın, yevmiyesi 500 lira. Yani bunu herkes yapar veya farklı bir şey yapsın. Burada da aynı, geçim aynı. Sonuçta şu anda İstanbul veya farklı bir iller için yani geçimi şu anda köydekinin aynı İstanbul'dan. Annem derdi ki hep oğlum dürüst ol, doğru ol. Cenab-ı Allah sana yardım eder. Hep her sabah kalkardı duasını ederdi bana. Rahmetli zaten annem öldüğü zaman insan daha farklı oluyor yani. Annenin gözünde sen bir çocuk gibisin. Annen öldüğü zaman sırtından hep bütün yükler üzerine biniyor. Anlatabildim mi? Ya anne işi çok farklı bir şey. Sayın belediye başkanımı bu hakkı bize tanıdığı için, sizleri buralara götürüp bizleri hatırladığı için, o gurbetteki vatandaşımıza da bizleri anımsattığı için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İsmim Veysel Atıcı, 1977 doğumluyum, Devrekhane'de doğdum. Vallahi hayatım, ilkokulu burada okuduk. İlkokul 1'den 5'e kadar ben burada okudum. Sağ olsun öğretmenimiz 1'den 5'e kadar okutmasına rağmen gerçekten iyi bilgiler verdi. İlkokulu okuduktan sonra zaten İstanbul'a abimin yanına çalışmaya gittim. Askerden geldiğimde işte ikinci çocuğum oldu. Şu an 4 tane çocuğum var. 3 kız, 1 erkek. 6 tane torunum var. Yaş 45, biraz hızlı yaşadık herhalde. Hani demişler ya, genç hızlı yaşa, genç öl, cesetin yakışıklı olsun. Biz o misali. Ama tabii ki iyi ki evlenmişim, iyi ki çocuklarım var. Ailemle mutluyum. Ya İstanbul'un stresi, trafiği, ondan sonra ne bileyim, İstanbul'da yaşamak artık bana biraz zulümdü. Çünkü sabahleyin çıktığında başının belaya girmemesi an meselesi. Geçen sene bir anda karar verdim. Dedim ki hanıma, hanım biz dedim gidelim. Lokantam vardı. 10-12 yıldır lokanta çalıştırdım. Çok şükür işlerim de iyiydi. Dürüst oldum hep. Hiç de bir zaman dürüstlükten kaybetmedim. İşte kışın geldik. Kışın zaten burada bütün evim kuruluydu. Her şeyim düzenim yerindeydi zaten. Doğal arıcılık yapıyorum. Kimyasal hiçbir şey kullanmıyorum. Şu an bal işi yapıyorum. Ne yediğini biliyorsun. İstanbul'da hiçbir şey organik değil. Her şey hormonlu. Yediğin içtiğin belli değil. O yüzden İstanbul'u benim için bitmiştir yani. İstanbul'un defterini kapattım. Belediye başkanımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon sunduğu için. Çalışmalarını da gerçekten ben Esenler'de de çok kaldım.
Küçükçekmece'de yaşıyordum zaten gelmeden önce. Esenler Belediye Başkanımızı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir hizmet sunuyor. Ölmeyince vermem seni ellere, aman aman. İsim Sevgi Karabaş. Doğum tarihi 1933. Devrikahin Kuzköy'ü. Hiçbir gurbete gitmedik. Bir askerlik yaptık ya. 2 sene bir tane gurbetçiliğim yok. Okul okumadık. O zaman bizim zamanımızda okul yoktu. Kur'an kursuna giderdik böyle. Yasağıdı o zamanki zamanlarda. Köy odalarına giderdik. Köy odalarına imam götürüp böyle şeyi, kitabı küle gömdüğünü biliriz. Jandarma geliyor mu diye imam kalkar gider kitabı küle gömerdi. Ayaklarımda çorap yok. Çarığından kuruya iletiverdim ben bir tane gebuydayı sırtımda. Kuruya belli 14 saat oldu. Yürürdüm böyle. Jandarma acıduğundan omuzlarımı ip kesti de yüklüden. Acıduğundan başının şapkasını ipin altına koyuverdi acıduğundan. Derdik böyle ne yapacaksın? Böyle yoksuzluk ne yapacaksın? Mecbur gideceksin. Gitmezsen gitme istersen. Tüfeği dipçi kuyruk sokulda böyle her şey. O günleri yaşadık. Ben Kastamonu'dan sırtımda 6 kilo. Yani 6 okka karakuya 20 sırtımda götürdüm 20'ye. Kastamonu'dan buraya şimdi 60 kilometre. O zaman Kastas gibi. Bu yol falan yok. Bu yol olsa yanına millet. Dereden tepeden. Uydurduğu bullara, yeyaz oğullara giderdik. Şimdiki günlere bağlattım unutamıyoruz o günleri. Şimdi şükür olsun Allah'ıma. Allah evvela Allah'ımıza sonra devletimize zavallı mısın? Baba toprağı, baba toprağı. Ne olursa olsun, ne kadar kötü olsa baba toprağı, baba toprağı. Mesela bak İstanbul, İstanbul. Bizim de burası baba toprağı. Bak burada duruyoruz. Allah işlerini hayırlısın. Her kültür huzuru olsun. İyi günler versin, şansı bol olsun. Allah ta hayır neşeli günler versin. Kolaylık versin işlerine, güçlerine, görevlerine. Allah kolaylık versin. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. İyi günler geçirsin. Hürmetler ederim. Allah sağlık, sıhhat versin. İyi günler versin. Sedat Atar, 1988, Kastamonu Küre'de doğdum, köyümde yaşıyorum, Kuzköy'ünde, hayvancılık yapıyoruz. İstanbul'daydım, bir 4 yıl oldu buraya yerleştim. Artık İstanbul çekilmez bir hale geldi yani nüfusu yoğunluktan dolayı. Anne de baba da burada, ata toprağı, mecbur geldik buraya yaşamaya. Esenler'de oturuyorum, Levent'te çalışıyordum yani. Akşam 6'da Levent'te işten çıkıyordum. Yani saat 8'de, 8.30'a eve anca geliyordum. Şimdi diyorduk ki köyde olsak ne trafik ne bir şey diyorduk. Vallahi köyümüzde hayvancılık yapıyoruz. İneklerimizden, sütünden, yağından, tereyağından yararlanıyoruz. Balcılık yapan arkadaşlarımız var. Balımız var. Pek bizim buralar eskisi gibi artık ekim mekin yok. Her şey hazır alınıyor. Arazi elverisi yok. Ancak yani bahçe ekiyorlar. Mısırdı, fasulyeydi, patatesti, öyle şeyler var yani. Köyümüzde heyelan olduğu için de suyumuz patlıyor. Su çalışması yapıyoruz beraber arkadaşlarla. Allah çok çok selam söylüyoruz. Esenler için zaten kentsel dönüşüme de başladılar şu an. Bizim de var orada. İnşallah iyi olacak Esenler. Sen de var, sen de var. Yenilmeyen deli gömül bende var aman aman. İsmim Burak Aslan. 2001 yılında doğdum. Mamak doğum yerimde. Babamın imam olması beni etkiledi. Bir de hafızlık eğitimi. Hafızlık çok güzel bir nimet. Yani kolay değil, 600 sayfaya ezberliyorsun. Böyle bir şey yapmak hani çok istedim. Allah'a şükür nasip de oldu. Bu neticede de imamlığa yöneldik. Köyde yaşamak bence çok güzel. Çünkü havası temiz, doğası temiz, yediğimiz, içtiğimiz, işte bahçemizi ekiyoruz yazın, meyvemizi, sebzemizi,
Cemaatimiz şöyle şimdi. Bildiğiniz üzere bura ana yol olduğu için kenarlarda hep çay bahçeleri var. Bu çay bahçelerini bu köylüler işletiyor. Hani insanlar sabah dükkanına gidiyor, akşam geri geliyor. Ha tabii burada olanlar camiye geliyorlar, namaz kılmaya, ezan okunduğunda geliyorlar. Bunun haricinde hani herkesi bulması zor oluyor. Çünkü herkes işinde gücünde oluyor. Bilhassa yazın. Vicdansız seni seni alırım seni seni. Öldürdün beni beni. Çorumun Sungurlu'nu arası arası. Yaksı beni kaşların karası aman aman. Ben de yürek sen de kama yarası yarası. Olmayınca vermem seni ellerim.